organosülfürlere ve bu glikosinolat içeren gruba bayılıyor. Bunların marifetleri çok fazla. Onlardan müsaade edersen yavaş yavaş konuşuruz. Yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız marifetlerine. Ben şimdi gelsin tarifler öncelikle. Anlatayım. Geçen sene ben yaptığım zaman bu karnabahar bifteyi hocam demişti ki eğer üzerine peynir eklersen o zaman gerçekten protein de eklemiş olursun ve tam manasıyla bir biftek olur demişti. Ben de hocamdan ilham alarak şöyle bir tarif geliştirdim. Bunları bu şekilde kestim. Biftek gibi olacak şekilde. Çok fazla ziyan oluyor bu durumda karnabaharın kenarları. Onları ne yapıyoruz? Onları da biraz sonraki tarifimizde tabule yapacağız. Pilav gibi kullanacağız. Burada ben siyez unuyla bir beşamel sos hazırladım. Buna birazcık lezzet versin diye şöyle bir kaşık kadar... Beşamel sosa hardal kattın. Hardal katıyorum, evet. Hmm. Biraz fazladan böyle lezzet olsun diye. Allah Allah, hiç aklıma gelmez. Beşamel sos tek başına da çok lezzetli de... Hmm. Evet, yani. Şöyle beşamel sosumu daha önceden 200 derecede bir 30 dakika falan pişirip böyle renk aldırdığım, lezzetlendirdiğim karnabaharlarımın üzerine döküyorum. Böyle küçük küçük kesilebilir, şu tarif ettiğim biftek gibi dikkatlice kesilebilir şöyle ağaç görünümünde, o zaman daha da görkemli gözüküyor. Biraz orada zevke kalmış. Sonra da üzerine birazcık kaşar serpeceğiz, kaşar rendesi. Yetmedi bir de kaşar. Evet, Neden karnabahar rüyası dediğini evet, şu an. O yüzden de adını karnabahar rüyası olarak uygun gördüm. Çok Umarım yiyenler de öyle düşünürler. Sonra bu fırına sonra gidecek. Sonra tekrar bir fırına vereceğiz. Bir 10-15 dakikada bu şekilde pişecek ve hazır. O zaman hocamızla hem bilgiler vermeye hem de minik bir testle izleyicilerimiz de belki kendilerine elle cevap verebilirler. Karnabahar için en uygun pişirme yöntemi nedir sizce sevgili izleyenlerimiz? Buharla pişirme olabilir, fırınlama, haşlama veya kızartma. Onu da böyle ağzım bükerek söyledim biraz ama hocam. Kesinlikle buharda pişirme. Karnabaharın bazı özelliklerini bilmemiz lazım, onu açıklayalım. Tamam. Şimdi karnabaharda da lahanada da geçen yıl da bahsettik, hatırlayalım. Ham madde var ama bu ham maddenin işlenmiş madde haline gelmesiyle vücudumuzda işe yarayabiliyor. O ham maddenin adı glikosinolat. O glikosinolat dediğimiz maddeler, birden fazla madde o. Karnabaharınkine yine kendi içinde o maddeyi parçalayan bir enzim var. Enzimin adı mirosinaz. O enzimi aktive edebilmeniz için karnabaharı, lahanayı, Brüksel lahanasını, hangisi olursa olsun bunları parçalamanız ve 20-25 dakika, en az 5 dakika, 10 dakika beklemeniz lazım. O parçaladığınız zaman o enzim aktive oluyor ve glikosinolatları izotiyosinatlara, yani ilaç haline getiriyor ham maddeyi. Beklettiğimizde, parçalayıp beklettiğimizde ya da ağzınıza uzun uzun çiğnediğinizde, ne kadar çok çiğnerseniz, ne kadar çok sert çiğnerseniz o kadar çok enzim patlaması oluyor, o kadar çok aktif madde çoğalıyor. Ama enteresan bir şey, Yüce Allah bize herhalde güvenmedi çiğneme konusunda, ki çoğumuz çiğnemeden yutuyoruz hakikaten. Bağırsaklarımızda da probiyotik bakteriler mirosinaz enzimini aktive edebiliyorlar. Dolayısıyla siz bir miktar mirosinaz aktivasyonunu da bağırsaklarda sağlayabiliyorsunuz. Ama tedbir şu, böl parçala yönet der gibi. Evet. Bunları yerken karnabahar lahanayı hanımlar unutmasınlar. Önceden parçalasınlar, parçaları ayırsınlar. Evet. Parça sayısı ne kadar fazlaysa, ne kadar mesela biraz önce un, bravo. Orada şimdi müthiş bir mirosinaz ziyafeti oluşmuştu ve o tam izotiyosiyanat tableti haline gelmiştir. Ne yapıyor izotiyosiyanat? İzotiyosiyanat bir antikanser madde. İzotiyosiyanat bir damar dostu, bir şeker ayarlayıcısı, bir antioksidan, bir uzun ömür sırrı ve aynı zamanda izotiyosiyanat çok güçlü bir antibakteriyel ve antimantar. Neden? Çünkü karnabahar yetişirken karnabahara bakteri saldırıyor. Nasıl koruyacak kendisini? Bakteri onu etkilediği anda mirosinaz açığa çıkıyor, izotiyosiyanata çevriliyor ve bakteri onunla yok oluyor. Dolayısıyla bakteriye, mantara, kansere çare olan o madde benim vücudumda, senin vücudunda, Ahçı Hanım'ın vücudunda da kansere, mantara veya bakteriye çare haline gelebiliyor. O nedenle bugün mutfakta ne var köşesine ben ısrarla karnabaharın yer almasını istedim. İyi ki de koymuşuz. Evet. Mevsimi de geldi, geliyor zaten. Haşlama yaptığınız zaman ne oluyor? Onu da söyleyelim. Onu söyleyecektim. Şimdi biz fırına attık ya, onu da soracağım hocam. Buharda yaptığınız zaman doğrudan doğruya o izotiyosiyanatların
çevrilmesini sağlayan enzim harap olmuyor. Çünkü o enzim ısıyla mahvoluyor. Yağla yaktığınız zaman yok oluyor. Dolayısıyla o çevrim olmuyor. Siz ham maddeyi işlemeden alıyorsunuz, pek işe yaramıyor. O nedenle mümkün olduğu kadar birinci planda buhardayı, ikinci planda haşlanmayı yaptığı gibi fırındayı, üçüncü planda haşlamayı ama haşlama suyunu dökmeyip kaşıklamayı. Mesela bizim evde kış boyunca kıymalı karnabahar yemeği en sevilen yemektir. Ve o kıymalı karnabaharın suyunu da güzel biz kaşıkla suyunu da içiyoruz. Onu dökmeyeceksiniz çünkü suyuna geçiyor. Evet. Onu da tüketerek içeceğiz. Aynı zamanda göz hastalıklarına önlüyor, vücudu detoksifiye ediyor ve yüksek tansiyon içinde düşürmesi adına da yardımcı oluyor karnabahar. Şimdi karnabahar için en uygun pişirme yöntemlerini konuştuk. İlki buharda, ikincisi de bizim yaptığımız şekilde dedik. Ne kadar pişecekti o fırında? Bu zaten bir yarım saat zaten yapmıştı. Önce bir yarım saat 15 dakika daha pişecek. Ya 10 dakika yeterli olursa o kaşar eriyip biraz renklenene kadar. Evet. O kadar. Çok güzel. Kaşarın erimesini bekliyoruz. Şimdi tabuleye geçelim. Evet, bilmeden doğru yöntemle hazırlamış oldum. Oldun. Tabule Lübnan mutfağından. Normalde yani bizim kısırımıza benziyor. Onun salçasızı az miktarda normalde o köftelik bulgurdan konuyor. Ben onun yerine nasıl kısırda kullanıyoruz bazen karnabahar. Ben kullanıyorum en azından ve çocuklarım ayırt edemiyor bile farkı. Onun yerine karnabahar. Bu şekilde karnabahar yine bir kullandım. Fırında şöyle bir hafif kızarttın onu, ondan sonra evet, önce blenderdan geçirdim. Rondodan geçirdim. Ha, sonra attın. Ondan sonra fırında. Tencerede de yapılabilir ama bana fırında daha yani soteleyerek de yapılabiliyor. Daha evet, daha pratik oluyor. Bir de yapıp böyle fazladan buzluğa da atılabilir. Dediğim gibi deminki gibi karnabahar tariflerinde o artan kenar hani şekilsiz kısımları da bu şekilde de değerlendirilmiş de olur. Sanki köftede kullanılan ekmek yerine bile kullanılabilir. Kullanılabilir kesinlikle. Ben sarmanın içine de koyuyorum, çok güzel oluyor. Sen koymadığın yer yok, ama o kadar nötr ki tadı, değil mi? Evet evet. Çok tadı güzel, çok nötr. Böyle pişince de güzel değerleniyor. Tarifi alalım. Tarifimiz geliyor. İnce ince böyle kıydığımız bol miktarda maydanozumuz var. Biraz daha kısıra göre daha salatamsı bir tarif bu. Tamam. Biraz nanem var. Yine taze. Taze soğanım var. Normalde tabulenin içerisine domates koyuluyor. Ama ben tadından dolayı biraz böyle bir coştursun, artık mevsimi de yaklaştı diye bugün narı tercih edeceğim. Vay vay vay. Çok fazla kısır kadar bu bulgurun yoğun olduğu bir tarif değil. Daha salataya yakın. O yüzden ben şu kadar koyacağım. Yeterli şöyle olacak. Şöyle bir koyup evet, sosunu biraz, ekleyeceksin. Birazcık zeytinyağımız, limon suyumuz, nar ekşimiz. Nar ekşisi olduğu için ben dediğim gibi hani normalde domates eklenmesi gerekir. Beyaz peynir ekleyenler de var. Hocam çok özür dilerim. Bu karnabaharı biz o zaman tüketirken sağlıklı karbonhidrat olarak mı düşüneceğiz? Tabii, olağanüstü sağlıklı. Bir kere 100 gramı karnabahar suyu çok fazla, posası çok fazla. Hmm. O nedenle çok şey yersiniz ama doyurur sizi o. Evet. Buna volümetrik doyma şey diyoruz, diyet diyoruz. Hacim kaplıyor. Ancak kalorisi 25 kalori çağırır. İnanmak mümkün değil. 100 gramda 25 kalori ve 100 gram karnabahar bayağı bir karnabahar. Bayağı da bir fazla. Evet, çiğ karnabahar mı, pişmiş karnabahar mı onu da söyleyelim. Çiğ. Çiğ değil mi? Çiğ her çiğ zaman çok, çok daha keyifli. Değerli. Uzun uzun çiğne, önce parçala, uzun uzun çiğne. Çiğ karnabaharı sosla gayet güzel dip sos hazırlayarak, sarımsaklı yoğurtlu dip sosla da gayet rahat tüketebilirsiniz. O dip sosun içine zerdeçal, kırmızı biber, sarımsak, zeytinyağı, sarımsak ekleyebilirsiniz. Yani salatası da çok güzel oluyor. Mutfak sanatları evet, resmen bir üniversite. Evet, üniversite. Ve üniversitede böyle bölümlerin açılmasında ben çok önemsiyorum ve çok değerli buluyorum. Ne kadar güzel evet, olur değil mi hocam? Sağlıklı beslenme, senden böyle bir şeyler bekliyoruz artık Nurcuğum. İçerisine aslında onu fırında fırında yapmadan da çiğ haliyle koyup besin yerini evet, birazcık kesinlikle daha da arttırabiliriz. O da bir alternatif aynı zamanda. O zaman kokusu biraz daha baskın oluyor. Yine ve çok bence güzel burada kıtır hale getirmek daha iyi. Oradaki kayıp çok önemli. İki kaşık fazla koyarsanız karşılarsınız. Evet. Kaybı karşılarız. Peki hocam, teşekkür ederim. Şimdi sorumuz geliyor efendim. Antikanser güç hangisinde daha çoktur? Karnabaharda mı, lahanada mı, hardal otunda mı, Brüksel lahanasında mı, yoksa brokolide mi? Sizlerden de evde tahminlerinizi yapmanızı bekliyoruz. Ben de bir tahmini yapayım. Antikanser güç. Sanki yani brokoli gibi ama. Evet. Aslında burada Osman Hoca soruyor var. Soru o. Soru hangisinde? O. Bence Çağla orada başka bir şey düşün. Ne kadar küçükse bir gıdanın
normale göre oranı gücü o kadar artıyordu. Yani maş fasulyesi mi yoksa iri kuru fasulye mi? Hangisi? Burada da hangisi küçük? Brüksel lahanası. Normal bir lahanların %1'i kadar neredeyse Brüksel lahanası. Şu kadar. Hiç aklıma gelmedi. Lahana gibi gelince hemen böyle gözümün antikanser önünde. Güç yani içindeki glikozinolat gücü, izotiyosiyanat üretme gücü en fazla Brüksel lahanasında. Onu karnabahar değil lahana istiyor. Onu sonra karnabahar izliyor. Sonra hardal otu geliyor. Ardından o şekilde sıralanıyor. Araştırılmış bu bir araştırma. Peki yine hocamız soruyor. Diyor ki C vitamini hangisinde daha fazla? Karnabaharda mı? Lahanada mı? Hardal otunda mı? Yoksa brokolide mi? Bunun cevabına baktım o yüzden. Ahçı Hanım'a soralım bunu önce. Nur. Hangisinde Nur? Hangisinde var sence? Karnabaharda mı? Lahanada mı? Hardal otunda mı? Yoksa brokolide mi? Daha çok C vitamini var. Sınava sokuyoruz seni. Bravo. Konumuz bugün karnabahar olduğu için oradan biraz kopuk çekmiş olabilirim hocam. Evet, doğru cevap karnabahar. Karnabahar. Niye karnabahar? Bir 100 gram karnabaharda 25 kalori var demiştim ya, muazzam bir kalori sınırlaması var. Ama 100 gram karnabaharda 50 miligram civarında C vitamini var. Günlük ihtiyacınızda topu topu 75 miligram. Evet. Yani 100 miligram karnabaharla atıştırmalık halinde çiğ karnabahar yediğiniz zaman kazancınızı düşünün. Ve maliyet 1 kilo karnabahar sanıyorum 12-14 lira civarında şu anda. Evet. 100 gram neye geliyor? Yaklaşık 1 liraya falan geliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla 1 liranın içine neler neler sığdırabiliyorsunuz. Bütün bir akıllı mutfak diye bir bölüm. Evet. Değil mi? Akıllı ve mutfak. Ve çok da kullanışlı bir besin. Yani mutfakta kesinlikle her şeye uyumlanıyor. Kesinlikle. Akıllı mutfak ve lezzetli tarifler de diyebiliriz diye ekleyebiliriz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.